Meltem İstanbul Esenyurt'ta cuma günü evden çıktı, çıkış o çıkış. İki gündür haber yok. Ailesi gözyaşları döküyor ve kızlarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Duy beni kızım, gel. Ne olursun gel, bizi üzgün bırakma. Perişanız, iki günden beri dışarıdayız. Babası kayıp kızını bulmak için adeta bir dedektif gibi iş sürdü. Tek tek topladığı güvenlik kamerası görüntülerinden kızının gittiği adresi tespit etmeye çalıştı. Koca İstanbul'da kızını aramadık yer bırakmadı. Ancak henüz bir sonuca ulaşamadı. En son bu kafenin oralarda görülüyor, kamera kayıtlarını ala ala biz geliyoruz. Ondan sonra bakıyoruz kamera kaydıyor. Bu sitenin önünde en son da yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Meltem Neyiş 15 yaşındaydı. Anne ve babası yaklaşık 12 yıl önce ayrılan Meltem 4 kardeşi ve babasıyla Esenyurt'ta yaşıyordu. Ve iddiaya göre geçtiğimiz cuma günü evden çıktı, çöp atıyorum bahanesiyle gitti ve bir daha da geri gelmedi. Banyoda hazırlandığını gördüm, bir şüphelendi. Koridora doğru geçiyorum, koridora geçince kapının açık kaldığını görüyorum. O telaşla hemen bütün komşular bina ayaklandı. Gitmişti aslında. Evet, gitmiş. Evden son çıktığında üzerinde pantolon ve tişört, sırtındaysa çanta vardı. Hiçbir şey demeden çıkmış. Evet. Kimliği yanında. Hiç 5 kuruş para almamış. Burası Beylikdüzü ve Esenyurt'un birleşme noktası ve ailesinin iddiasına göre Meltem en son bu noktada görüldü. Güvenlik kamerası kayıtları ise onu Beylikdüzü metrobüs durağına kadar takip ediyor ancak ondan sonrasında Meltem yine görünürlerde yok. En son görüntüler Belgah pazarından buralara kadar 6 tane kaydı var. Buradan sonra kayıtlarını bulamıyoruz. Ailenin iddiasına göre Meltem biri ya da birileri tarafından kandırıldı. İnternette kandırılmış diye düşünebiliyor. Son zaman biraz da giysisine özen göstermeye başladı. Makyaj takılmış oldu. Son birkaç gündür dikkat çekiyordu. Günün büyük bir kısmını, yaklaşık 16 saatini telefonla geçiriyordu. Geceleri uyumuyordu. Sabahlara kadar telefonla ilgileniyordu. Meltem'in babası ve kardeşleri Meltem'in fotoğrafının yer aldığı el ilanlarını gördükleri her noktaya asıyorlar onu bulabilmek için. Özellikle de Meltem'in en son göründüğü ve kaybolduğu köşe. Efendim ne kadardır böyle ilan asıyorsunuz? Gelsin kızım, çok özledim onu. Yani perişan oldum. 5 çocuk babası Fatih Neyiş, kızından gelecek iyi bir haber bekliyor. Eğer kızı kaçırılmışsa, kaçıranlara da bir mesajı var. Kızım seni çok özledik. Neredeyse çık gel. Hepimiz seni seviyoruz. Yani kesinlikle ucunda ne olursa olsun gel. Korkma. Götüren birisi de olsa bıraksın, hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağım. Yeter ki kızım safa sağlam göreyim. Kayıp Meltem için polise de başvuran aile kızlarının başına kötü bir şey gelmeden bulunmasını bekliyor.